Ekber'e teşekkür ederim. Bir son dakika bilgisi daha gelecek şimdi ekranların hemen altında. Maalesef bugün bir acı haber daha geldi. Ünlü ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu koronavirüs sebebiyle vefat etti. Şimdi detayları alacağız. Detaylar A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'da olacak. Telefon attığımızda Aslı neler aktaracaksın? Evet, ünlü ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu uzun süredir koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Başakşehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü de özellikle program yaptığı Kanal 7 ekranlarının sevilen yüzü. Kanal 7'de program yaptığı için Kanal 7 tarafından bu açıklanmıştı. Testin pozitif çıktığı ve tedavi altında olduğu duyurulmuştu. Ancak maalesef ki bu tedaviye olumsuz cevap verdi ve ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu 1968 doğumluydu, Tokat doğumluydu, yani 52 yaşındaydı ve özellikle ilahiyatçı sıfatının yanında aynı zamanda yazar sıfatı da vardı. Birçok kitaba imza atmıştı. Uzun süredir de Kanal 7'de televizyon programı yapıyordu. Ömer Döngeloğlu az önce de belirttiğim gibi maalesef koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tabii bu üzücü haberin ardından da özellikle ilahiyat camiasından birçok isim taziye mesajlarını paylaştı. O isimlerden birisi de Profesör Doktor Mustafa Karataş'tı. Karataş da Twitter hesabında Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir, mekanı cennet olsun şeklinde bir açıklamada bulundu diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.